Muhterem cemaat, az mihmallar. Toylardur, akikalardur. Yana halkımızı türlük tümen tedbirlerde damla imamlarımızın emru mariflere havale itile yatır. Bunun birinci sebebi emru marif nehi münker Allah'ın fermanıdır. Bu farzdır bu. İkinciden emru marif kılmalık sünnettir ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu kıyanekenler, sahabiler kılışkeneken. Üçüncüden bir marifettir ki imamın Müslüman ondan bahra aladı. Kelihler, meneşinde bir güzel dasturhanın üstünde bir mavzulardan birini işleyelik. Bugünkü mavzu sihir hakkında böyledi. Sihir, sihir, cadu, çünkü o şeyin nesiler. Şundan hem bir işleyelik. Bazı adamlar bu nesilere umumen işemeymen deydi. Bu nesilere umumen işemeymen. Bazı adamlarga bu nesilere varlığını, yokluğunu farkı yok. Bazı adam ise bana şundan çöçüp yaşaydı, şundan korkup yaşaydı, bana şunge nihayette itibarda buladı. Ozu bu kitaplarda neme degen, neme uçun bu narsa amalga aşadı. Bunu tarihi var mı? Bunu rad etişçi, bunge karşı kuraşçı, o kanda. Bana şu hususunda inşallah sohbet buladı. Demek sihir hakkı da. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت Surayı Bakara'nın ayetlerde aytilyapti ki Süleyman aleyhisselam zamanlarda insanlar şeytanlarga ergeştiler. Süleyman aleyhisselam zamanlarda insanlar şeytanlarga ergeştiler. Süleyman kafir bulmadı. Şeytanlar kafir buldular. Biz Babil şehrine yübergen Harut ve Marut feriştelerden insanlar sihir ilmini örgenişti degen ayet var. Bu Kur'an'da sihirini tarihe aitil yaptı. Süleyman aleyhisselam zamanları demiş. Süleyman aleyhisselam zamanları degeni 7000 yıl 8000 yılge barıp da kaladı. Şu 7000 yıl 8000 yıl ilgari Süleyman aleyhisselam zamanları da Babil degen şehirge şehirge Harut degen Marut degen ferişte çıkan eken Babil. Babil bu bor şehir bu. Hazırki Irak'ın hududunda. Bunu Avrupaça namı Vavilyon deydi. Vavilyon. Mene şu Babil degen şehirge Harut degen Marut degen ferişte çıkan eken. Bu ferişteler bittesi er, ikincisi hatın korunuşta çıkan eken. Tafsir kitaplarda, menbaalarda, tarihlerde etken ki insaniyetini sınamak için. İnsaniyetini sınamak için yuvarılgan bu ferişteler hatta insanlarga içken eken. Ey insanlar, biz Allah'tan kegen sınavlarımız, biz Allah'tan kegen ferişdelerimiz, deyişige karamazdan insaniyet bilerden sihir ilmini örgengen eken. Ve birinci örgengen tecrübeleri, birinci emelge aşırgan işleri, eri hatınlı ortasını acilatçıdan başlaşken eken. Mene şu hakkıda Kur'an-ı Kerim'de malumat kegen. Kanak işenmeysiz. Bu Kur'an'da barakken ki, bu nersenin tarihi varken ki insaniyet bunu Harut degen, Marut degen ferişteden örgengen eken ki bunlar birinci otkızgan tecrübeleri erbilen hatının ortasını aciretçten başlaşken eken ki peygamberimizi zamanlardan eşitin. Malumunuz ki peygamberlik devri iki kısımda bulunadı. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Makka'da yaşayan devirleri, ikincisi Medine'ye koçken, hicretten keyingi devirleri. Demek peygamberimiz Makka'dan Medine'ye koçup geldiler. Peygamberimizde kafirun münafıklardan taşkarı Medine'de yaşavucu Beni Kaynaka, Beni Kurayda deydigen kabileler hem Yahudi kabileler hem düşmançılık, güçlük idi. Şu Beni Kaynaka kabilesindeki Abdullah İbni Selul deydigen bir Yahudi peygamberimizin sihir kıldı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni aldılar da şu 9-8 yaşar balekeyini eldep
Resulullah'ın saçlarından, bazı kitapta sakallardan degen, saç ya ki sakallardan ap geltirgen eken, tarakka uğrap, tarakları uğrap, özler işletedigen tarakları uğrap. Çünkü 11 de tugun bağlagen eken, şu tugunu Medine'de suğu kaçken zarvan deydigen kuduk var eken, oşa kudukunu teyge, taşını teyge apışıp bastırıp koygen eken, kitapta itedi. Peygamberimiz bazı kımagan işlerini kıgendek bokbogen ekenler, bazı kımagan işlerini kıgendek bokbogen ekenler, kıgen işlerini kımagendek bokbogen ekenler. Şu halet bir kitapta 4 ay degen, bir kitapta 40 gün devam etti degen. Peygamberimiz düşünmegen ekenler, neme bol yetkenligini. Şunda Hazreti Cebrail bogan vakiyeden haber bergen ekenler. Hazreti Ali kuduğdan haligi sehirini ap çıkan ekenler. 11'te tugunge karşı 11'te ayet nazil bogan eken. İki kısımdan ibaret eken. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kul euzu bi rabbil felak. İkincisi euzu billahi mineşşeytanirracim. Kul euzu bi rabbin nas. Meneşe ikide sureyi mübarek 11'te ayet şu cayda nazil buldu degen kitaplarda malumatlar var. Demek sihir var eken, sihirini peygamberimizge hem kılışken eken, sihirini red etiş, sihirini bertaraf kılış için ikide sure nazil bugan eken, bittesi kul euzu bi rabbil felak eken, ikincisi kul euzu bi rabbin nas eken. Hoş. Domla sehr bor ekan, payg'ambarimizga ham qilishgan ekan. Unga qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas o'qilar ekan. Nima uchun bu odamga tegadi bu? Nima uchun ta'sir qiladi? Mana savol. Javob shuki, Qur'onni o'zida aytgan. Sehrdir, boshqa ishlardir, hammasi Allohning izni bilan ta'sir etadi degan. E'tiqodda shunaqa g'oya bor. Daraxtda turgan bir dona berk Allohning iznisiz yerga to'kilmas ekan. Payg'ambarimizga ta'sir qilganmi? Ulardan avval o'tgan zotlarga, ulardan keyingi o'tganlarga yoki zamonamizda bo'lib turgan ishlar, bularni hammasi Allohning izni bilan bo'ladi, buni mu'min musulmon payqab qo'ysin. Buni tushunish oson. Tushunish osonligi. Masalan, shu atrofimizdagi eng zaharli hasharotlardan misol oladigan bo'lsak, qora qurt. Bu jonivor chaqsa odamni o'ldirar ekan. Qora qurt. Lekin buni Alloh yaratgan. Uni ham tabiatda o'zini vazifasi bor, lekin Allohning izni bilan u chaqadi. Chaqqanda ham Allohning izni bilan ta'sir etadi. Chaqqanda qora qurt o'lmay qolgan odamlar ham bor. Chaqqanda o'lgan odamlar ham bor. Birodarlar, bu narsalar hammasi Allohning izni bilan bo'ladigan ishlar. Endi xulosaga kelaylik. Natijaga kelaylik. Kitoblarni gapi shuki, sehr bor narsa, sehrga qarshi oyat o'qiladi. Birinchidan, odam tahorat bilan yursin ekan, tahoratda yurgan odamga sehr, jodu, nazar, nafas bo'lar bo'lmas, injins bu narsalar ta'sir qilmas ekan. Pokiza bo'lgan odamga balo urmas ekan. Ikkinchidan, ota-onani duosi, ota-onasini duosini olgan odamga hech qanaqa narsa tegmas ekan. Kitoblarda aytganki, qimor harom. Qimorni haromligini hamma biladi. Har qanaqa turi harom, lekin o'sha otasidan, onasidan duo olgan qimorvozni oshig'i olchi degan. Qimor otsa ham, oshig'i otsa ham. Birodarlar, otadan, onadan duo olgan odamga sehr ham urmas ekan, balo ham tegmas ekan. Uchinchi sehrni bartaraf qiladigan narsa bu sadaqa. As-sadaqatu turaddul bala va tazidul umr. Sadaqa baloni qaytarur, sadaqa umrni ziyoda qilur. Haligi chorahalarda uchraganda bergan narsamiz sadaqaga kirmaydi. Sadaqa niyat bilan qilinadi. Masalan, niyat qildim 2 rakat bomdod namozini sunnatini o'qimoqlikqa. Niyat qildim peshinda namozini 4 rakat farzini o'qimoqlikqa. Niyat qildim asr namozini o'qimoqlikqa, niyat qildim shom namozini o'qimoqlikqa, niyat qildim sadaqa qilmoqlikqa.
Birodarlar, sadaqa ham niyat bilan qilinadi. Sadaqani eng kam miqdori 2 kilo bug'doy bilan o'lchangan. Fitr sadaqa sadaqaning eng kam miqdoridir. Fitr sadaqa haligi hayit namozidan oldin beradigan Ramazondagi sadaqamiz sadaqaning eng kam miqdori hisoblanadi. 2 kilo bug'doy bilan o'lchangan. Masalan 1000 so'mdan 2000 so'm, 500 so'mdan 1000 so'm mana shu sadaqaning eng kam miqdori bo'ladi. Odamlar domlalarga savol beribdi. Domla deydi, "Mana shorohalarda deydi, pul bersam sadaqaga o'tadimi?" O'zi beradigani yirtiq 200 so'mlik o'zi. U savol xaridaga savollardan, "Birodarlar, sadaqani uyda qilar ekan, chiqib ketayotganda qilar ekan, aytar ekanki, ey Allohim, niyat qildim sadaqa qilmoqlikqa, buni mendan qabul aylagin" der ekan, bir idishga, bir qutiga, bir bankaga, bir narsaga qo'yar ekan shu pulni. Haftada payshanba kuni keldimi, juma kuni keldimi, 100 ming so'm, 200 ming so'm yig'iladimi, shuni olib bir yetim, bir beva, bir bechoraga berar ekan. Shuni otini aytar ekan. As-sadaqatu turaddul bala va tazidul umr. Sadaqa baloni qaytarur, umrni ziyoda qilur. Xulosani eshiting. Xulosa shuki, sehr, jodu deb odamlarni qo'rqitmaylik. Bu narsa bor narsa. Ikkinchidan odamlarni chalg'itmaylikki, buni yo'li pokiza yurishlik, odam o'ziga oyatlarni o'qishlik, sadaqani berishlik, ota-onadan duo olishlik. Boshqa yo'li yo'q buni. Hozircha hozirgi kunda yangi gaplarni eshityapmiz. Hozir ilgirlar chiqibdi, ilgirlar. U Toshkentda uni gumashtasi bor, bittasi o'qib beradi, aytadiki, o'qib mana seni deydi, tomog'inga olib kelib qo'ydik sehrni deydi. Palonchiga borsang o'sha olib beradi sehringni deydi. U qo'lini tiqar ekan, odamni og'ziga tiqqandan keyin haligi narsani olib berar ekan. Olib bergan narsasi deyarli hammasi bir 3-4 ta odam barobar borgan bo'lsa, 3-4 ta odamdan deyarli bir xil mahsulot chiqadi. Tirnoqlarga o'ralgan bir narsalar, iplar, bir narsa. Birodarlar, uni mollarda ko'rardik. Molni so'yganda ichidan miq chiqardi. Jonivor yeyvorardi mol, miqlarni. Birodarlar, odamzod mol emas-ku. Og'zingizga qil kirib qolsin, til uni qo'yarmikin? O'ylab ko'ring. Bu narsalar mu'min musulmonga yarashmaydi. Bu gaplarni aytishimizga asosiy maqsad mana shu kiyovlarni olib kelyapti, qip-qizartirib o'sha kiyov osh kuni o'qitishga. Birodarlar, farzandlarimizga tahorat qilishni o'rgataylik, oyat o'qishni o'rgataylik. O'zida ixlos bo'lmadimi, u domlaga borib kuf deganini, shuf deganini foydasi yo'qdir. Qisqa usulini eshiting, eng qisqa usuli. Kim tongda turib, "A'udhu billahi as-sami'ul alim minash shaytonir rajim" deb, "A'udhu billahi as-sami'ul alim minash shaytonir rajim" deb, "Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis sama'i va huvas sami'ul alim" ni 3 marotaba o'qsa ertalab, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 marotaba o'qsa ertalab, kechqurun 3 marotaba o'qsa, o'sha kuni Allohim taborak va taolo buni panohida asraydi, farishtalar qo'riqchi bo'ladi deganlar. Bu hadisni rivoyat qilgan, bu hadisni aytgan sahobiy chap oyoqlari, chap qo'llari ishlamay qopti, falaj bo'lib qoptilar, insult bo'lib qoptilar. Qolgan sahobalar ko'rgani kirishibdi. Taqsir, o'zingiz bizga hadisni aytgan edingiz. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis sama'i va huvas sami'ul alim o'qigan odamni balolar tegmaydi, farishtalar qo'rqlaydi degan hadisni aytgan edingiz. O'zingiz insult bo'lib qopsiz-ku, falaj bo'lib qopsiz. Hazrat sahobi aytgan ekanlar, birodarlar, buni Rasululloh aytganlar rost. Meni insult bo'lib qolganim, falaj bo'lib qolganim. Shu bugun meni esimdan chiqqan edi shuni aytish degan ekanlar. Ey birodarlar, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis sama'i va huvas sami'ul alim. Bu eng qisqa usuli bu. Bundan tashqari duolar ko'p, bundan tashqari oyatlar ko'p. Oyatdan qolmaylik ekan, Allohga bo'lgan ishonchdan qolmaylik ekan. Alloh barchaga tavfiq ber, rushd ber, hidoyat ber. Bu masalalarni bir o'tirganda hammasini aytib bo'lmaydi.
Lekin el ulus bilip dursun, mu'min musulman payqab dursun, şunda mavzular var. Allah'ın barchamizni panohingda asragin.